E, milyonlarca emekli ve memurun gözü bu 5 e, aylık rakamlardaydı. İstersen onu tekrarlayayım. 5 aylık enflasyon %14.04 oldu. E, bu SSK ve Bağkur emeklileri açısından enflasyon artışının oranı 5 aylık. Bunun üstüne aralık enflasyonu eklenecek. Memurlar ve memur emeklileri %8'lik toplu sözleşme alacaklar. E, onun üzerine enflasyon farkı gelecek. Orada da oran %15.11 oldu. Memurlar memur. ve memur emeklilerini evet. ilgilendiren başlık şu. 5 aylık e, artış oranı Enflasyon artış oranı %15.11 olarak yansıdı. SSK, SSK ve Bağkur emeklileri açısından ise 14.04 olarak 5 aylık artış gerçekleşmiş oldu. Bunun üstüne aralık e, artışı ve, gelecek eklenecek. ve üstüne refah payı da gelecek. Öyle gözüküyor ki yani yıl sonu tahminim benim %30'lar civarında bir artış olacağı emeklilerin maaşlarını. %30. Refah artışı. Refah, e, artışıyla birlikte refah payıyla birlikte <laughs> senin gibi ben de refah <gülüyor> <gülüyor> Bursa Şehir Evet. Şimdi burada şunu söyleyeyim enflasyon biraz içeriğine de baktığın zaman gıdanın etkisi az önce konuşmuştuk. Yani gıda, e, ulaştırma, haberleşme, işte sağlık, eğitim, <laughs> kira, enerji daha çok sabit gelirlinin harcadığı kalemler. Burada gıdanın etkisini görüyoruz. Yine gıdadan beslenmiş. Öyle gözüküyor enflasyon. E, ulaştırmanın etkisini görüyoruz ki orada en yüksek artış orada. Düşüşte de haberleşmenin düştüğünü, giyimde bir düşüş görüyoruz. Hı hı. E, bu biliyorsun hani, e, kampanyaların da etkisiyle e, hazır giyimde bir düşüş görüyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla içerine daha detaylı bakarız. Ama bugün ilgilendiren rakam aslında, bu e, söylediğimiz %15.11 ve %14.04'lük 5 aylık artış oranlarıydı. E, dediğim gibi bunlar e, Aralık ayının enflasyonun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla kesinleşecek. Biliyorsunuz SSK ve Bağkur emeklilerine yılda 2 zam veriliyor ve enflasyon oranında artış yapılıyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme artış yapılıyor. Onun üzerine enflasyon farkı ekleniyor. Onlar da yılda 2 kez artış alıyor. Şimdi asgari ücreti ilgilendiren kısmına bakarsak hani yıl sonu e, artışlarına bakarsak yıl sonu işte dediğim gibi 65-70 arasında bir yıl sonu enflasyonu gelirse asgari ücreti etkileyecek bir oran olur. Ha, asgari ücrette 6 aylık orana bakılırsa yine orada da %30'ları 40'ları görürüz ki 8 bin liranın üzerinde bir asgari ücretten bahsedebiliriz. Yani enflasyona bakarak biraz ücret belirlenirse artı refah payıyla birlikte e, çünkü enflasyonun üzerinde bir artış oluyor. E Tabi enflasyona mücadelemiz devam edecek. Ne dedik? Arabanın hızını frene bastık, arabanın hızını azaltıyoruz. Ha fiyat artışları var mı? Hayat pahalı, ayrı bir şey e, enflasyon, ayrı bir şey öyle bakmak lazım. Arabanın hızını azaltıyoruz, daha da azaltacağız inşallah e, ve e, enflasyonun yani fiyatların artış hızının daha az olmasını sağlayacağız. Ee, öyle gözüküyor ki önümüzdeki yılda 20'li rakamları konuşacağız. Evet, yani şimdi... Türkiye modeli bunu sağlayacak ondan eminiz. Yani gözüken o. Çünkü dünyada faiz arttırarak enflasyonu düşüremediklerini de gördük. Şimdi memura %15,11 zam olarak yansıyacak diye biz başlık atıyoruz ama o şu an 5 aylık Elbette, oranla onu tabi. da söylemiş Cepte yani, olalım. Onu evet, bu şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarıyla gelinen 5 aylık tablonun ortalaması değil mi? Alındığındaki evet. çıkan sonuç bir veri daha bekleniyor. O veri açıklanacak. O veriyle birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkmış kalacak. Olacak. Ocak'ta açıklanı. Aynı. olacak o da bu ayın sonunda. Bu Temmuz'dan bugüne kadar Temmuz'la Kasım arasındaki enflasyondaki değişimden bahsediyoruz. Bu değişim zam olarak yansıyor tabii. Hı hı. Ama ee, dediğim gibi senin dediğin gibi aralık enflasyonda eklenecek ve artı refah payı o yüzden yüzde otuzlar dedim ben. Evet hani o rakamı görüp de seyircilerimizle de, e, yanlış anlamasın diye bir değil kez de, daha altını e, çizmek tam Ocak'ta istedim. Ocakta yapılıyor biliyorsunuz. Evet. E, Ama çok önemli bir işaretti bu. Yani tahminler başka bir şey, gerçekleşen başka bir şey. Şimdi gerçekleşen rakamlar üzerinden konuşuyoruz yani. Daha önce tahminler üzerinden konuşuyorduk. Hı hı. Şimdi gerçekleşen bir 14.04'lük 5 aylık enflasyon oranından bahsediyoruz. Peki bu şunu da birazcık konuşalım evet. mı? E, Maaşlar üzerinden konuşmaya devam ederken şimdi enflasyonun e, düşürülmesi, e, bu yola girilmesi, bunun için bir savaş verilmesi. E, kuşkusuz son dönemde en çok bununla ilgili e, adımlar atılmaya çalışıldı. Hedef buydu bir yandan da. Aynen. Peki önümüzdeki süreç beklendiği gibi oldu. Enflasyon böyle adım adım düştü. Zaten verilen bir tarih de oldu. E, Sayın Cumhurbaşkanı da e, bu işi Doğru. çözeceğiz, bundan ee, bunlar kursalı, 2023. kurtulacağız dedi. 2023'ü işaret etti. O zaman biz nasıl bir tablo konuşuyor olacağız Türkiye'de? Biliyorum çok geniş bir soru soruyorum, çok <laughs> geniş çerçevede ama e, ne konuşuyor olacağız yani, yani ekonomi adına? İçinde bulunduğumuz arabanın daha yavaş gittiği bir yani enflasyon hızının daha da yavaşladığı yani fiyatların daha yavaş arttığı bir e, tabloyla karşılaşacağız. O zaman biz işte bugün konuştuğumuz o e, hayat pahalılığını daha az konuşmaya başlayacağız. Alım gücünün arttığını göreceğiz. Hı hı. Zaten Hani az önce söylediğim refah payından kastımız o. Alım gücünün artması. Sizin e, gittiğiniz zaman maaşınızla daha e, fazla e, ürün ve hizmet alabildiğiniz bir ortamdan bahsediyoruz. Refah payı hı hı. o. Yani sizin paranız enflasyon karşısında erimeyecek. Üst üstüne bir refah payı verilecek ve dolayısıyla alım gücünüz artacak, geliriniz artacak yani. E, dolayısıyla bunu sağlayacak Türkiye. Yani o yola girdi. E, bir yandan da üretimin, yatırımın ve istihdamın arttığı bir ortamdayız. Yani insanlar iş buluyorlar bak cansın. Şimdi Cumhuriyet tarihine baktığın zaman en yüksek istihdam oranına ulaşmış vaziyetteyiz. Yani 33 milyonun da üzerinde çalışan sayımıza ulaştık. Yani bir yandan eğer biz bu faizleri aynı dünya gibi arttırarak enflasyonla mücadele etseydik, hem enflasyonist ortama devam edecektik, hem de bir yandan üretimi, yatırımı düşürerek e, biz e, istihdamı koruyamayacaktık. Yani insanlar işsizlikten bahsedeceklerdi bu sefer. 2001 krizinde biz bunu yaşadık. Beyaz yakalıların işsiz kaldığı bir dönemi yaşadık biz o zaman. E, şimdi e, bu yeni modelle birlikte, Enflasyonu da düşürdüğümüz zaman aslında üretimin, yatırımın arttığı, istihdamın çoğaldığı, insanların iş bulduğu zaten derdimiz o. İnsanlar iş bulsunlar. Bak geçen gün büyümeyi konuştuk. Yıl sonunda %5'in üzerinde bir büyüme sağlarsak, Türkiye %5 büyüdükçe her yıl 1 milyondan fazla vatandaşına iş bulmuş oluyor. Zaten bizim de buna ihtiyacımız var. Biz hem istihdamı arttırıyoruz hem de bir yandan ben çalışmak istiyorum diyen nüfusun sayısı artıyor. Bak bunun tersi olsaydı yani... İşte istihdam artsaydı ama çalışmak isteyen nüfus da azalsaydı o zaman biz e, daha az şeyi konuşacaktık daha az insana iş bulmuş olacaktık şimdi daha çok insana iş ve aş bulmuş oluyoruz e, İnşallah Türkiye güzel bir yolda gidiyor ben hı hı. bardağın hep dolu tarafına bakmak lazım ha ihtiyatlı bir iyimserlikte olmak lazım yani. Uçuyoruz, kaçıyoruz demek başka bir şey, ama ihtiyatlı bir iyimserlikle e, yolumuza devam etmek başka bir şey. Çalışacağız, üreteceğiz, işimize, gücümüze bakacağız dedikodulara. Aldanmayacağız. İçimizden bizden olan isimler gelip de o dedikoduları bize empoze etmeye çalışırsa da onları dinlemeyeceğiz. İşimize hı hı. gücümüze bakacağız vatandaş olarak. Hı hı. Peki bir yandan bazı tablolar da tabii şimdi evet, siz önünüze e, hesaplama yaparken tablolar da geliyor. Mesela tablolar üzerinden e, biraz daha şu maaşları 5 aylık yansımasını konuşursak evet. ne söyleriz? Şimdi şöyle aslında enflasyon oranında artış yapılıyor biliyorsun emekliye ve memura. Hı hı. Yani SSK ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alıyor. Artı bunun üzerine bir artış da yapılıyor mesela taban maaşlar artırılmıştı Ocak'ta. Hı hı. Temmuz'da da artırıldı işte. Hı hı. 3500 lira çıkartıldı. Şimdi onun daha da yukarı çıkartılması söz konusu. Bilemiyorum Hı -hı. rakam ne olur ama ciddi bir artış olacağını ben düşünüyorum taban maaşlarda. Ee, tabii 6 aylık enflasyon atıyorum işte 20 küsürlerde çık çıkabilir. Ee, yıl sonunda baktığın zaman hani %70'lik hedefi konuştuğumuz zaman e, o zaman da bir 10 puanlık refah payıyla %30'ları konuşabiliriz. Bu durumda oluşan 6 aylık enflasyonun üzerinde bir artış yapılmış olacak Hı -hı. çalışanlara veya emeklilere. Birkaç örnek verirseniz bize tablo Dolar üzerinden Yani şöyle söyleyeyim işte SSK ve Bağkur emeklisinin e, oranı diyelim ki %20 çıktı enflasyon hı. bir 10 puan da refah payı konuldu %30'luk bir artış oldu. Hı. Dolayısıyla e, %20'lik enflasyonun üzerindeki artış sizin alım gücünüzü ve gelirinizi artırır. Hı hı memur ve memur emeklileri açısından baktığın zaman ise onlar %8'lik bir toplu sözleşme artışı alacaklar zaten Ocak ayında. Bunun üzerine bir de enflasyon farkı gelecek. Dolayısıyla memur ve memur emeklilerinin de artış oranları düşük olsa bile toplu sözleşmede enflasyon farkıyla onlar da enflasyon karşısında ezilmekten kurtarılmış oluyorlar. Zaten hı hı. E, AK Parti'nin bütün e, bugüne kadar yaptığı artışlar hep hı hı. enflasyona ezdirmeme noktasında bir politika güdüldü. Ve bu da devam ediyor. Tabi burada asgari ücreti de konuşalım azıcık istersen. Konuşalım. Hani emekini... Mesela bir tane örnek verelim paylaşılan şu Buyur. anda. Öyle e, bir hesap yapılan hızlıca. Mesela memur e, mevcut maaş 9109, yeni maaş 10479. memur Memur emeklisi 6.077, e, yeni maaş 6.990. En düşük maaşlardan bahsediyoruz. Tabii en düşük evet. maaş. SSK'dan da yine 2000 öncesi 4.687, 5.345 diye e, gidiyor. E, yine tabii memur maaşları, şube müdürü, genel müdür diye örnek verirsek mesela öyle de e, hemen tabloyu bir. Tekrar alayım. Bunlar Hemşire tabii şunu söyleyeyim, sayesinde... yanlış anlaşılmasın 5 aylık artışın evet, şey eklendiği daha... rakamlar. Evet. Yani Ama şu gözükecek ki en düşük emekli e, memur maaşı 7 bin lirayı geçecek. geçecek. En düşük e, memur maaşı da e, 11 bin lirayı geçmiş olacak. Aralık ayıyla birlikte öyle gözüküyor. E, tabii SSK ve Bağkur emeklilerinde en düşük maaş noktasında bir şey söyleyemiyorum. Çünkü orada taban maaşlar yükseltilecek. E ee, tabii burada asgari ücretle işlenmesi gibi talepler de var. Onları da dillendirmiş olalım ama orada bir dengede e, gözetilecek öyle gözüküyor. Tabii bu arada bir de EYT'liler e, emekli olacaklar biliyorsun evet, yeni evet. yılla birlikte. Onlar da bu zamlardan nasiplerini alacaklar ve etkilenecekler. Onların maaşlarına da ocak zammıyla birlikte artış olacak. Dolayısıyla orada da taban maaş belirlendiği zaman yani bu 3500 lira olan taban maaş yukarı çekildiği zaman hı hı. en düşük maaş da yukarı çekilmiş olacak. SSK ve Bağkur Emekleri açısından da söylemiş olayım. Ama sen rakamları oku. yani o beş... Birkaç örnek daha evet, verelim. Tabii. Sonra asgari ücret dediğiniz gibi örneğine geçelim. Arkadaşlarım da ekrana veriyor. Hazal onu biraz daha yakınlaştırabiliyorsak öyle verelim. Çok net okumuyor. Hemşire lisans mesela. 1'e 4. Evet. E, doğru mu okudum Faruk abiciğim? 7266 iken 8359 e, 4, 359, e örneğin, Bu oldu e, yani cepte artık. Evet, bu, bu bunun Bir de aralık gelecek. Aralık yani. gelecek. 6 aylık tamamlanmış olacak. Mesela e, şuradan devam edeyim. Şube müdürü lisans 1'e 4 7426 8546 e, diye gidiyor. Engelli aylığı %40, veya üzeri engelli üzeri olanlar 1412 lira oluyor. Şimdi engelli aylığı deyince o sosyal e, aylıkları da söyleyelim. Sosyal yardımlar da memura yapılan oran kadar artacak. Yani şu anda oran 15-11 oldu ya memur ve memur emeklili. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası vesaire bunların hepsi de memura gelen artış oranı da artacak. Bir de Memura gelen artış oranında ne artacak? Kıdem tazminatı tavanı artacak. O da Ocak ayında artacak. O yüzden de hani EYT'liler eğer çalışıyorlarsa kıdem tazminatı tavanı yükselmiş vaziyette alacaklar. Tabii evet. asgari ücretin yükselmesiyle onların tazminatları da artacak. Şu an itibariyle şunu 5 aylık verilerle şunu söyleyebiliriz. En düşük memur maaşından bahsediyorum. Buyur. Bu 5 aylık veriyle en düşük memur maaşı 10.479 lira olacak. Bunun üzerine Faruk Erdem'in söylediği gibi bir de 6. ay eklenecek. Memur emeklilerine baktığımızda en düşük memur emeklisi maaşı yine bu 5 aylık veriyle 6.991 lira olacak. Tekrar edersek eğer hatta söylemediklerimiz de var taban aylıkları da evet. bir verelim. SSK 2000 öncesi şu an itibariyle yine en düşük. 5345 lira olacak. SSK 2000 sonrasına baktığımızda 3314 lirayı görüyoruz. Bağkur esnaf 4786, Bağkur tarım 3803 liraya ulaşmış Şimdi durumda şey taban aylıkları. Evet. evet. Ee, SSK 2000 sonrası mesela 3314 lira dedin ya. Evet. Bu şu anda en düşük maaş 3500 lira olduğu için buraya tamamlanıyor zaten. Yani burada 3500 lira.